37 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı ve 237 dolandırıcılık şüphelisi paravan operasyonu ile yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Dolandırıcıların çek sahtekarlığında kullandığı kalemse görenleri şaşkına çevirdi. Bakmakla üzerine gelerek yazıların silinmesini sağlıyorlar. Karşılıksız çekleri uçan kalemlerle doldurdular. Milyonlarca lirayı adeta uçurdular. Ankara Emniyetine bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisleri dolandırıcılık çetelerini 6 aydır izliyordu. Sabaha karşı düğmeye basıldı. 47 ilde 490 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Çok sayıda çek, senet, sahte evrak, silah ve para ele geçirildi. Aramada yakalanan bir torba dolusu altında vurgunun boyutlarını gözler önüne serdi. Şüpheliler parada ve evrakta sahtecilikten post cihazı tefeciliğine kadar birçok dalda dolandırıcılık yapıyordu. Dolandırıcıların bir başka yöntemi ise paravan şirketler kurmalarıyla başlıyordu. O paravan şirketlerin arasında sanki bir ticaret varmış gibi gösteriyorlardı ve bankaların güvenini kazanarak onlardan çek defterleri alıyorlardı. Çekleri internet üzerinden aracını, evini satmak isteyenlere ya da mal karşılığı esnafa veriyorlardı. O çekler karşılıksız çıkarken elde ettikleri ürünleri piyasada yarı fiyatına satarak paraya çeviriyorlardı. Dolandırıcılar mağdurlara verdikleri çekleri işte bu uçan kalemle dolduruyorlardı. Çünkü eğer mağdur o çeki kabul etmezse başka bir mağdur adayı bulmaları için o çeki boşaltmaları gerekiyordu. Bakın bu şekilde kullanıyorlardı. Çekin üzerini bu kalemle dolduruyorlardı. Çeki tekrar sıfırlamak istediklerinde bir çakmakla tüm yazıyı siliyorlardı. Şu ana kadar 237 şüpheli yakalandı. Operasyon sürüyor.